Transfer Merkez TV'den hepinize merhabalar arkadaşlar. İlk yarıyı tabii ki birkaç maç eksik olmasına rağmen ilk yarıyı bitirdik. TFF 1. Lig'de. Şimdi 17. haftayı konuşacağız. Son haftanın enleriyle beraber. Diğer konuşmadığımız maçlar vardı. Onları da konuşacağız. Bugün oynanan maçlar vardı. Onları da konuşacağız. Sonrasında hafta içi yayınlarımız olacak. Haftanın yani ilk yarının olayları. Yine takım değerlendirmelerimiz olacak, özel değerlendirmelerimiz. Ve ilk yarıyı da böyle bitirmiş olacağız. Şimdi hemen 17. hafta. Bu arada Hüseyin, hoş geldiniz yayınıza. Genelde artık Hoş yani bulduk. sonuçta beraber yapıyoruz yayını ama yine de ben Problem yok. ev Problem. sahibi olarak hoş geldiniz diyeyim. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Sen de hoş geldin Abdullah. Hoş bulduk. Şimdi şöyle bir şey var. Ben ilk önce haftanın skorlarını vereyim. Haftanın puan durumunu vereyim. Sonrasında Utku'ya bir söz vereceğim. Bir konuyla alakalı. Ümraniyespor 2-1 yendi Akhisarspor'u. Bursaspor deplasmanda Keçiören'i 1-0'la geçti. Altınordu Balıkesir 0-0 bitti. Altay Bandırma deplasmanında 2-0 mağlup. Lider Giresunspor Tuzlaspor'u güzel bir oyunda 3-0'la geçti. Haftanın en çok gollü geçen maçında İstanbulspor ilk yarı 2-2 bitmişti. Sonrası 5-3 bitti. Ankaraspor'u yendi. Samsunspor 90 artı 6'da galibiyeti aldı Adanaspor'dan 2-1. Eskişehirspor 0, Doluspor 2. Adana Demirspor'da haftanın son maçında 3-0 Menemen'i geçti. Menemenspor'da teknik direktörle Ümit Karan'ı getirdi. Cenk Aleci ile yolları ayrım. Haftanın sonuçları bu şekildeydi. Puan durumunda şöyle bir bakacak olursak Giresunspor 35, Samsunspor 33, Altay 32, Adana Demir 31, İstanbul 31. Tabii İstanbul'un bir maçı eksik. Tuzlaspor 30. İnanılmaz derecede bir şey var. Rekabet var. Playoff hattı şampiyonlukla alakalı. 7. Keçiören Gücü 28, Altınordu 28, Bursa 27, Bandırma 24. Son zamanlarda çıkış yaptı. Ümraniye 20 yaptı puanını. Bolu 19. Menemen tabii burada verilmiş. Henüz geçmemiş. 19 gözüküyor ama 16. Balıkesirspor 16. Akhisarspor 13. Adanaspor 15. Burada gözükmüyor. Ankaraspor 9. Eskişehirspor 3 puanda. Şu an için küme düşmesi de bu şekilde. Utku, şimdi Samsunspor'un sana yoğun bir tepkisi var. Şimdi bu konuya alakalı biraz açıklık getirirsen sevinirim. Şimdi sonuçta senin kötü bir niyetin yok. Samsunsporlu arkadaşlar da senin art niyetli olduğunu düşünüyorlar. Şimdi sen Samsunspor'u eleştirdin. Çok fazla eleştirdin. Haklısın, haksızsın. Bu konu tartışılır. Senin görüşlerin olduğu için hepimiz saygı duymak zorundayız. Ama arkadaşlar senin art niyetli olduğunu düşünüyorlar. Ve sana da büyük bir tepki var. Bu konuya öncelikle bir açıklık getirir misin? Tabii getireyim. Şimdi arkadaşlar, öncelikle şunu söyleyeyim. Benim Samsunspor'la veya herhangi bir kulüple hiçbir yaranma gibi ya da işte öyle bir niyetim, böyle bir şeyim yok, çabam yok. Yani X kulüp, Y kulüp hiçbiri benim için önemli değil. Öncelikle onu söyleyeyim. Hani bir kulübe art niyetliyim, bir kulübe iyi niyetliyim. Böyle bir şey yok. Asla da olamaz. Ben burada tamamıyla kendi görüşlerimi söylüyorum. Neden böyle bir tepki verdiniz? Ona gelelim. Penaltı pozisyonuyla alakalı Samsunspor'un kazandığı. Ben hala daha söylediğimin arkasındayım. O pozisyonun penaltı olduğunu düşünmüyorum. Utku, Bünyamin Gezer de penaltı dedi. Abi Collina da penaltı dese ben o pozisyonun penaltı olduğunu düşünmüyorum. Bence Yani çok penaltı net bu arada. söylüyorum. Bence Hüseyin penaltı. sence penaltı mı? Bence Ben de penaltı. penaltı olduğunu düşünmüyorum. Ben de penaltı Ben olduğunu penaltı düşünmüyorum. olduğunu düşünüyorum. Tabii burada fikir ayrılıkları olabilir yani Abdullah. Hani ben bu konuda açıkçası Yani tabii ki illa ben Utku'nun Utku'ya fikrini yüklenme... değiştireceğim diye bir şey Yok söylüyorum. yok hayır. Ben Hüseyin'im. Burada şöyle Samsun'un Yani arkadaşların şimdi Utku'ya Samsun... yüklenmesini ben araya girdim. Hani ama kusura bakma Utku. Hani ben Yok. biraz manasız buluyorum. Burada fikir ayrılığı var. Mesela şey yazmışlar işte hani Bursaspor olunca gözü gönlü açılıyor. Bunu hal ve hareketlerinden bir belli Ama bir şey ediyor. söyleyeceğim. Benim de bir dakika. Bir dakika Abdullah sözümü kesme. Benim de gözüm gönlüm açılıyor Bursa'yı görünce. Ki Bursa'da yaşayan o çocukları U19'dan U17'den beri takip eden Utku Yastıkçı'nın gözü gönlü tabii ki açılacak. Batuhan Kör'ü U19'da görüp scout raporunu yazan, çok iyi yerlere gelecek yazan, stil benzerine Falcao yazdı diye eleştirilen, o Falcao'nun verildiği zaman da eleştirilen, Batuhan Kör'ü bu zaman yazdı. Bu tabii ki onun gözü gönlü açılacak. Ve Bursa'da yaşıyor. Gönlünün bir tarafından mutlaka Bursaspor'da yatabilir. Bu gayet doğal. Senin de gönlünde Konyaspor yatıyor. Benim gönlümde Mersin İdman Yurdu yatıyordu. Kulüp kapandı.
Yapacak kapanmış şey yok. Kapanmışsa ne yaptık yani? O kulübü kapanmış olabilir. Ben Mersin İdman Yurtluyum. O ayrı bir konu. Gelmek istediğim nokta şu. Yani bunda hani Samsun'a burada Samsun'la ilgili bir eleştiri yapılacaksa veya bir şey yapılıyorsa kardeşim burada işin maddi boyutunu göz önüne alıyoruz. Transferlerini göz önüne alıyoruz. Ondan sonra Yüksel Yıldırım'ın yatırımlarını göz önüne alıyoruz. Hatta Yüksel Yıldırım ve Ertuğrul Sağlam'ın biz Türkiye'nin 7. şampiyonu olacağız açıklamalarını göz önüne alıyoruz. Biz diyoruz ki Samsun Spor bu sene lige başlarken psikolojik anlamda liderlik koltuğuna oturan takımdı. Niye? Bir tarafta Altay gibi geçen sezon playoff'u kaçıran, sezon başı Cenk Özkaçar'ı satmasa takım kuramayan bir Altay vardı. Oradan gelen parayla takım kuruldu. Onu geçtim. Diğer tarafta finalden dönen 30 Ağustos tarihinde finalden dönen 30 Temmuz tarihinde özür diliyorum. Finalde kaybeden Adana Demirspor var. Mental anlamda sezona iyi başlamayacak takım. Kardeşim 3 tane takım baba kadro kurmuş. Biz Samsun Spor'dan tabii ki ekstra performans bekliyoruz. Bonservisine verdiği, oyunculara verdiği maaşa baktığımızda Samsun Spor'dan başarı beklemek bizim tüm kamuoyunun olduğu gibi bizim de en doğal hakkımız. Ve bu başarıyı gösteremediğinde de eleştirmek gayet doğal. Ha, Utku'nun penaltı yorumu ayrı bir konu. Bana göre penaltıdır, sana göre değildir. Bunu bilemeyiz. Ama ben bu kadar art niyet aranmasını anlamıyorum. Biz burada 17 haftadır program çekiyoruz. Bursa Spor'la alakalı biliyorsun bana da yazmışlardı. Abdullah Akgül gördün mü? Abdullah Akgül şöyle böyle falan. Mustafa Er'in karşısında işte şöylesin falan filan. Mustafa Hoca'yla da sürekli iletişimde olduğumuzu. Burada söylediklerimin hepsini Mustafa Hoca da söyledi mi? Hani telefonda birebir görüşmede. Söylediğimi arkadaşlara ilettim. Şimdi bizim hiçbir şekilde art niyetimiz yok. Ben Konya Sporluyum. Taraftar olarak Bursa Spor'la bir şeyimiz var biliyorsun. Çok iyi diyaloglarımız yok. Tabii. Benim Bursa Spor'a yüklenmem lazım ama alakası yok. Ben Bursa Spor'un gençleri pırıl pırıl diyorum. Samsun Spor'la alakalı kendi yorumum da şu. Utku biraz fazla yükleniyor Samsun'a. Neden fazla yükleniyor? Ki ben yükleneceğim. O yüklenmese ben yükleneceğim. Daha önce de yüklenmiştim. Neden? Çünkü Samsun Spor'u biz bu sezon inanılmaz ilk yarı falan damga vurmasını bekliyorduk lige. Damga vurdu mu? Hayır abi vurmadı. Ama şöyle de bir durum var. Gerçekten bir sürü başına gelmeyen kalmadı Samsun Spor'un ya. Yani gelmeyen tamam, kalmadı. Kadro mühendisliği konusunda da hatalı olan kim? Ertuğrul Hoca. Ya biz bunları söylüyoruz. Bir oyun sergilemiyor. Ki Samsun camiası da söylüyor. Ben geçen haftaki yorumlara baktım. Bu oyun olursa biz işte nasıl şampiyon olacağız? İşte şöyledir. Ben bir sürü bütün biliyorsun WhatsApp grupların Facebook gruplarında varım ben onların. Hepsini takip ediyorum. Kim ne yazıyor, ne ediyor. Utku sadece yani yorum olarak Abdullah ben açık konuşayım. Utku ile ilgili sonra topu Utku'ya atalım. Bence konuşması gereken Utku. Utku dalağı dışarıda bir insan olmasa olmasa burada Samsun Spor'u övüp parlatmaya uğraşır. Gücün yanında olmak için, güçlünün yanında olmak için. Ama Utku bence gördüğünü aramızda, kendimi de dahil ediyorum, seni de aramızda en rahatlıkla konuşan arkadaşımız, gördüğünü, inandığının arkasında duran. Bence bunu uzatmanın çok anlamı yok. Biz Samsun'a evet, Utku'da çok kısa derdimiz yok. Hiçbir derdimiz yok, hiçbir sıkıntımız yok. Geçen sezon Samsun Spor'u en çok takip eden, onlarla ilgili içerik üretmeye çalışan, ikincilikte Samsun Spor gibi, geçelim bu sene de Kocaeli Spor gibi, Sakarya Spor gibi kulüplerin olmaması gerektiğini, bu kulüplerin asıl yerine Süper Lig olması gerektiğini savunan insanlarız. Bundan dolayı yani hiçbirimizin Samsun'a karşı art niyetli durumu olamaz. Ben topu Utku'ya atalım, Utku götürsün bundan sonra. Utku'yla alakalı son olarak şunu söylüyorum. Utku çok kibar, naif bir beyefendi. Biz sizin hep birbirimizle konuşmalarımızda araya gireriz. Ama Utku'dan böyle bir şey göremezsiniz. Hepimize saygı duyduğu için sözümüzün bitmesini bekler. Ki şu anda öyle bir şey görüyoruz. Utku'nun internet bağlantısı biraz problem olduğu için bazen uyuyor gibi gözükebiliyor. Ama uyuyor. Utku alkol kullanmıyor, onu da belirtelim. Asla uyumuyorum, alkol kullanmıyorum. Tam anlamıyla buradayım, bu videonun içeriğindeyim arkadaşlar. Size de teşekkür ederim Hüseyin ve Abdullah. Eğer ki Utku da görüşleriniz bir gün alkol için kullanıyor olarak görürsem Utku'yu, fotoğraflayıp size de göndereceğim arkadaşlar. Çünkü kullanmıyor. Evet, size de teşekkür ederim bu arada fikirleriniz, görüşleriniz, destekleriniz için. Şimdi tekrar bir söze gireyim. Samsun Spor'la veya herhangi bir kulüple tekrar söylüyorum. Hiçbir kötü niyetim, art niyetim asla yok, olamaz.
tamamıyla dediğiniz gibi kendi fikir ve görüşlerimi iletiyorum burada. Yani size doğru gelebilir, yanlış gelebilir, bilemiyorum. Ama ben tamamıyla kendi inandığım şeyleri söylüyorum burada ve böyle yapmaya devam edeceğim. Ve emin olun bu penaltı dün Samsunspor'un aleyhine verilseydi bu sefer de sizin hakkınızı arıyor olurdum. Bundan hiç şüpheniz olmasın. İlerleyen haftalarda umarım başınıza gelmez ama böyle bir pozisyonla karşılaşırsanız o zaman yorumlarımdan daha iyi anlayacaksınız bunu. Ve ben Samsunspor'un tabii ki başarılı olmasını isterim. Samsunspor büyük bir camia, taraftarıyla, yönetimiyle, takımıyla. Bu tarz takımların birincilikte değil, Süper Lig'de olması gerekiyor. Zaten hedef olarak az önce Hüseyin'in dediği gibi 7. şampiyonluk, Avrupa kupaları, böyle hedefleri var Samsunspor'un. Biz bunları göz önüne alarak Samsunspor'un şu anki oyunundan yani tat alamadığımızı, memnun olmadığımızı, ben Samsunsporlu değilim, Samsunspor'un oyunundan memnun da değilim. Samsunsporlu arkadaşlar da eminim birçoğu bana katılıyordur. Ama şu var, Samsunspor ilk yarıyı şu an İstanbulspor'un bir maçı eksik, ikinci sırada. Yani bence bu performansla. Bu performansla başarılı, evet katılıyorum. Ama şunu da unutmasınlar, bu sene üst ligden takımlar yok bu ligde. Samsunspor bunu unutmasın. Bu performansıyla üst ligden düşen takımlar bu ligde olsaydı Samsunspor ben bu sırada, bu puanda olabileceğini düşünmüyorum. Böyle tamamlayayım. Arkadaşları umarım ikna edebilmişizdir. İlerleyen haftalarda onlar da göreceklerdir. Onlar bir ön yargıyla yaklaşmazlarsa sevinirim. Böyle şu an söyleyeceklerim. Evet, bence maçlara geçelim. Geçelim. Ya hala daha Utku'yla alakalı yorumlar gelmeye devam ediyor ama biz bu konuyu kapattık arkadaşlar. Yani hala okuyorum. Hüseyin'i de mesela Giresunsporlar geçirmiş. Olabilir. Herkes farklı düşüncede olabilir. Sonuçta biz kendi düşüncemizi burada yorumluyoruz. Adana Demir maçıyla başlayalım. Adana Demir kazandı bugün. Menemen deplasmanı, yani Menemen'in iç sahada zaten yenilmesi gerekiyor. İyi dedi oyunda. 3-0 yendi. Şimdi Adana Spor'la, Adana Demir Spor'la alakalı istatistik veriyorum. %43 topa sahip olma. İlk yarı %44. Maçın ikinci yarısında %42. Toplamda %43'lük topa sahip olmayla topu kısmen dahi olsa Menemen'e bırakarak sonuca çok rahatla gitti. Adana Demirspor'un hani iyi oyuncuları var. Bu iyi oyuncular sayesinde kazanıyor. Oyun olarak biraz daha geliştirmesi gerektiğini düşünüyorum ben Adana Demirspor'un. Muhtemelen transfer de yapacaktır. Hüseyin senle başlayalım. Adana Demirspor neler söylersin? 3-0 Menemen Spor'u geçti. Tamamdır. Yani Menemen Spor'da da Ümit Karan yani teknik heyete geldi. Bir de onu da kısaca değerlendirirsen. Tamamdır. Yani ben çok kısa bir şekilde şöyle değerlendireyim. Hani Adana Demirspor'un sezon başından beri bu ligdeki birçok takımdan bir iki gömlek üstün olduğunu kadro kalitesi anlamında hep söylüyordum. Bu fikrimin şu andaki mevcut konumda hala arkasındayım. Ben Adana Demirspor kadrosu çok kaliteli. Yani Ümit Özat sürecinde biraz sıkıntılar yaşadılar. Sonra Cüneyt Hoca biraz toparladı. İşte geçen hafta bir maç kaybı yaşadılar. Ama hani Menemen Spor maçını kazası belasız atlatmaları onlar için ilk devrenin sonunda önemliydi. Ya zaten hani baktığımızda Padipa, Mehmet Akgüz, Emircan ön tarafta gerçekten bu oyunculara iş düştüğünde bu futbolcular üstüne düşeni yapıyor zaten. Çok kaliteli futbolcular. Ama mesela ben Adana Demirspor'un da oyun planı anlamında hala çok büyük sıkıntılar olduğunu düşünüyorum. Hani bu konuda mesela Giresunspor'la ilgili haftalardır dedik. Giresunsporlu arkadaşlar da beni eleştirdi. Doğrudur yani eleştirmelerine bir şey yok ama hani futbolun tek bir gerçeği de yani hani bir şey yok. Çünkü her hocadan öğrendiğimiz bir şeyler var değil mi? Birisi gegenpressten atıyor ortaya. Birisi başka bir şey atıyor. Taktikler atıyor. Bilmem ne atıyor. Bizim de futbol görüşümüze göre yorumluyoruz burada. Ben Adana Demirspor'un hala oyun planında çok büyük eksiklikler olduğunu düşünüyorum. Kadro kalitesinin yoksa çok büyük eksiklikler olduğunu kadro kalitesinde düşünmüyorum. Onlar için önemli bir galibiyet. Transferle ilgili de... Yani yapacak mı? Bekliyor musun sen? Ben yapacağını bekliyorum. Transfer. Kesinlikle yapacaklar ve şu anda 3 tane önemli ismin adı geçiyor. Sosyal medyada geçtiği şekilde söyleyelim. Bunun birisi Denizli Spor'dan ayrılan İsmail Aysati. Diğer ikisi de Hatay Spor'dan Gökhan Karadeniz ve Yusuf Abdioğlu. Bu baktığımızda 3 oyuncu da winner oyuncular. Aslında
Çok önemli transferler olur bence Adana Demirspor için. Yusuf Abdioğlu zaten bu ligde artık gerçekten tecrübeli, şampiyonluklar yaşayan, sürekli üstüne koyan ve önemli bir lider konumuna, lider karakterine bürünmüş bir oyuncu. 31-32 yaşında Süper Lig gördü hayatında ilk defa ve orada da elinden geldiğince hakkını vermeye çalıştı. Gökhan Karadeniz zaten bu ligde yaşadığı şampiyonluklar, Erzurumspor'la yaşadığı, Hatay'la yaşadığı. O da önemli bir oyuncu. Aysat'ın zaten Denizli'nin şampiyonluğunda bir performansını hepimiz hatırlıyoruzdur. Burak Çalık, Mehmet Akgüz, Aysat'ı üçlüsü vardı. Burada Mehmet Akgüz'le bir daha buluşma durumları var. Bugün Mehmet Akgüz biraz oyundan çıkarken, oyundan alınırken biraz orada bir tepkisi oldu gibi gördüm. Tabii o biraz yani umarım problem haline dönüşmez. Çünkü Mehmet Akgüz gerçekten hani her zaman da söylediğimiz gibi bu ligin sefiri yani bu ligin en kilit futbolcularından biri olduğunu düşünüyorum ben Mehmet Akgüz'ün. Menemenspor'a gelince Menemenspor aslında bugün öyle bir oyun oynadı ki inanılmaz keyif veren yani bence ön tarafta iş yapmaya çalışan, hücum oynamaya çalışan bir takım. Aslında böyle oynarlarsa sezon sonuna kadar gerçekten maçlarından keyif alırız Menemenspor'un. Ama kümeye düşme ihtimali de çok yükselir diye düşünüyorum. Çünkü Menemenspor gibi kadro kalitesi dar ve kadro kalitesi düşük, kadro derinliği dar ve kadro kalitesi düşük takımların topun arkasında sabırla beklemeleri biraz daha mantıklı bir hal alacaktır diye düşünüyorum. Biliyorsun ki Olat Sambasun, Sikiru yani Ankara Spor'la anlaşmaya vardı. Özel haberimizde biz duyurmuştuk zaten. O Ankara Spor'a gitti. Yine Kamara %90 Hatay Spor'la anlaşmaya vardı. Süper Lig'e gidiyor Kamara'da. Menemen Spor'da kayıplar var. Yani bu kayıplar zaten hani ileride iş yapan 2-3 adam vardı. Bunları da kaybediyor. Devre arası mutlak ve mutlak transfere ihtiyaçları var Menemen Spor'un. Çünkü ikinci devre çok zor geçecek. Geçtiğimiz sezon da ikinci devre sıkıntı yaşamışlardı. Bu sezon o kadroda iş yapacak 2-3 adamın da gidince... Bir de bu kadar geçtiğimiz sezon puan toplamıştı. O sezon toplayamadı da. Tabii. Geçtiğimiz sezon 28 puan topladılar. Yanlış hatırlamıyorsam ilk devrede. İkinci devrede 12 puan toplayıp da ligde kalalım diye taraftar, bir iki taraftar arkadaşla yazışıyorduk Menemenspor'la. Dua ediyorlardı sosyal medyada. Ondan dolayı baktığımızda Menemenspor'un zaten savunma anlamında sıkıntısı varsa oyuncu kalitesi anlamında. Hücum anlamında özellikle o Kamara'dır, Sikuru'dur. Onlar iş yürüyordu, iş götürüyordu. Ama şu anda baktığımızda onlar da takımdan ayrılınca iş biraz sıkıntıya gitmeye başladı Menemen'de. Bir taraftan bir yönetim krizi muhabbeti var. Yönetim gidecek mi, gelecek mi? Kulağımıza bir şeyler geliyor. Denizli'den bir iş adamı takımı satın almış. Hatta Süleyman Urkay ismi anılıyor. Bilmiyorum ne kadar eski doğru. Eski Denizli Spor Başkanı. Denizli Spor Başkanı, evet. Denizli Spor Başkanı Süleyman Urkay Menemen Spor'u aldığı konuşuluyor. Bilmiyorum olay nereye gidiyor. Menemen Spor'da biraz önce şu yönetimsel krizleri çözüp acilen ve acilen yani şöyle düşünelim. Yarın transfer döneminin resmi olarak başlayacağını düşünürsek 25 günlük bir kısa bir dönem varken burada yapması gerekenleri yapması lazım. Yoksa Menemen Spor ikinci yarını için çok parlak geçirmeyebilir. Küme düşmeme savaşı verebilir. Çok kolay olmayacak. Çünkü Adana Spor, Ankara Spor gibi takımlar o kurşunu atacak yani. Onlar transfer yapacak. Menemen Spor için şu anda işlerin yolunda gidecek gibi gözükmüyor gördüğüm kadarıyla. Cenk Laleci ile yolların ayrılması sence doğru muydu? Yani Cenk Laleci ile yolların ayrılması doğru muydu? Şimdi kulübün iş dinamiklerini bilmiyoruz Abdullah. Hani ama şunu biliyoruz. Cenk Laleci yıllardır orada sportif direktörlük görevi yapıyordu. Sonradan teknik direktörlük yapmaya başladı. Bu Adana Spor maçında yaşanan krizden sonra basına verdiği bir demeçte biliyorsun işte. İşte başkanım Orhan Terzi'nin hiçbir suçu yok, yardımcı antrenörün onun suçu yok tarzında başkana söylediğinde başkan da sana da teşekkür edelim o zaman hocam yolun açık olsun dediği konuşuluyordu ve yollar ayrıldı. Hani Cenk Laleci Menemenli, yıllardır Menemen Spor Kulübü'nün içinde futbolcu olarak da orada olmuş birisi. Yani çok beklenen bir değişiklik miydi? Bence Altınordu teknik direktörü Hüseyin Hoca ile birlikte ligin yeri en garanti hocalarından biriydi ama Cenk Hoca bile oradan ayrıldıysa orada çok kritik olaylar yaşanıyor belli ki. Olaya ben bu açıdan bakıyorum. Doğru muydu yanlış mıydı zaman gösterecek. Ümit Karan'ın da yanlış değilsem Türkiye'deki ilk teknik direktörlük deneyimi olacak. Onun performansını merakla bekliyoruz ama Ümit Hoca'ya diyebileceğim bu kadar hücum oynamasın bence. Biraz daha sabırla topun arkasına geçmesi daha mantıklı olur diye düşünüyorum. Devre arasında bakalım nasıl değerlendirecek yani kamp dönemi geçecekler nasıl değerlendirecek ona göre de
Bakalım Ümit Hoca neler yapacak. Utku sendeyiz. Adana Demirspor 3. Hemen Spor. Şimdi bu maça baktığımızda Adana Demirspor çok güçlü bir takım. Ligin üstlerinde olması gerekirken biraz geride kalmış bir ekip. Meremen Spor'da kadrosunun hep dediğimiz kadro kalitesinin bir tık ilerisinde bir sıralamada yer alan bir takım. Bu tarz iki ekibin mücadelesinde güçlü olan takım diğer ekibin direncini erken kırarsa genelde rahat maçlar izliyoruz. Bugün de böyle oldu. Bu neden böyle oldu? Menemen Spor, Hüseyin'in dediği gibi açık bir futbol, hücum anlayışıyla sahadaydı. Şimdi Adana Demirspor'a karşı Menemen Spor hücum etmesi güzel bir şey gibi görünebilir ama takım açısından çok verimli olmuyor açıkçası. Zaten 3-0'lık mağlubiyet de bunu gösteriyor. Ümit Karan forvet oyuncusuydu futbolculuk döneminde. İyi de bir forvetti. Geldiğinde zaten söylediği, biz atak oynayacağız, hücum oynayacağız. Bu anlayışı benimseyecek olması güzel ama teknik direktörlerin ben biraz da kadro yapısına uygun taktiklerle sahada yer alması gerektiğini düşünüyorum. Ümit Karan belki buna göre transferler yapacaktır devre arasında. Ben öyle düşünüyorum. Hatta gelmeden bence transfer sözü almıştır diye düşünüyorum. Çünkü zaten yurt dışında başarılı bir şekilde ilerliyordu takımının başında. Hani orayı bırakıp buraya geliyorsa mutlaka bence Menemen Spor'u ligde bırakmak için değil de yukarılara taşımak için gelmiştir diye düşünüyorum. Öyle olması gerekiyor yani en azından. Ben öyle düşünüyorum. Menemen Spor'un kadrosu yani çok tanınan isimlerden oluşan bir kadro değil. Yani yabancı oyuncular zaten öyle, onları geçtim. Yerli oyuncular da çok tanınan, bilindik isimler, bu ligleri tanıyan oyuncular değiller. Ümit Karan da şimdi lige yeni geldi. Bu süreçte birazcık bocalama yaşayabilir Menemen Spor. Bu kamp döneminde transferleri erken yaparlarsa ben birazcık oturabileceklerini düşünüyorum takım olarak. Ama transferler gecikirse, işte hocanın takımı tanıması, oyuncuların hocaya alışması bir süreç olursa Menemen Spor'u sıkıntılı bir ikinci yarı bekler. Hüseyin'in dediği gibi rakipleri mutlaka son kurşunlarını atacaktır, transferlerini yapacaktır. Menemen Spor da onlardan geride kalmamak adına mutlaka bir şeyler yapmalı. Maçla ilgili Menemen Spor için şunu söyleyebilirim. Az önce söylediğim gibi hücum olarak bugün karşısında Adana Demirspor olmasaydı biraz daha denk güçlerin mücadelesi olsaydı Menemen Spor'un gol mutlaka bulacağını, belki de puan alabilecek bir oyunla sahada yer aldığını düşünüyorum. Ama gelen erken gol ve goller, zaten ilk yarıdan 3-0 oldu maç. Ondan sonra birazcık zor geçti maç onlar adına. Hani artık bir an önce bitsin moduna girdi takım. Böyle bakalım yeni hocasıyla transferlerden sonra neler yapacak Menemen Spor, görelim. Adana Demirspor için de şunu söyleyeyim. Ligde kimin transfere ihtiyacı yok derseniz herkesin var. En az Adana Demirspor'un ihtiyacı var derim ben. Takımdan Erkan'ı, Volkan'ı gönderiyor. Hala daha kadro çok geniş. Ve kaliteli oyunculardan. Hani laf olsun diye bir genişlik yok orada. Gerçekten kaliteli oyunculardan kurulu. Ama mutlaka transfer yapacaktır Adana Demirspor. Yani hiç sıfır ihtiyacı olsa bile transfer yapacaktır. Camia transferi seviyor çünkü Adana Demirspor'da. Bakalım onların transferlerini çok merak ediyorum ben açıkçası. Çünkü sezon başında gelen Gökhan İnler, Şeju, yankı uyandıran isimler de. Yine o tarz isimler mi olacak, yoksa biraz daha Yunus Akgün tarzı isimler mi olacak? Bunu merak ediyorum açıkçası. Bakalım neler olacak. İstanbulspor, Ankaraspor, İstanbulspor ilk yarısı 2-2 biten maçta Ankaraspor'u 5-3 yendi. Zaten yenmesini bekliyorduk ama 3 gol yemesini ben beklemiyordum İstanbulspor'da. Yine dediğim gibi bahisçileri şoka uğrada bir sonuç daha oldu. Bu arada İstanbulspor As Başkanı Olcay Saral'ın. Ömer Saral. Ömer Saral, özür dilerim. Ömer Saral. Oxford başkanıydı. Ömer Saral'ın bir tepkisi oldu. Şey için.
Tam futbol pozisyonu için. İlginç bir atışma var. Onların arasında sezon maçı bir transfer çıkmasından kaynak olarak bir atışmaları olmuştu. Devam ediyorlar. Evet. Ben açıkçası iki takımın bu şekilde olmasını istemiyorum. Yani futbolun içinde bu kadar dahil olmasını istemiyorum. Hakem kararlarıyla alakalı dün Önder Özden Beyin Sport'ta o yorumları yaparken biz de alt liglerde o yorumları yaptık. Yani Türk futbolunun hak ettiği hakem performansları bence bu. Daha ileriye taşıyabilmemiz için önce mantalitemizi değiştirmemiz lazım. Oyuncu grubunu sorgulamamız lazım. Teknik eğitim, kulüp başkanlarını sorgulamamız lazım. Ondan sonra federasyonumuzu sorgulamamız lazım. Ondan sonra hakemleri sorgulayalım. Biz bunu hak ediyoruz. Erdoğan, Arıkan TRT Spor'da geçenlerde açıklama yapmışlar. Şehrimizin takımını tutun. İşte, o zaman daha çok ilgi gösterilir size diye. Şimdi Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon'un bu kadar ligde ağırlığı olduğu süre zarfı içinde hakem performansları çok fazla değişecek. Sen hiç Samsunspor'un, İstanbulspor'un baskısıyla hakemin değiştiğini gördün mü? Ya da o maçlar hakemin verir mi, o hakemin verilmediğini gördün mü? Cüneyt Çakır yıllarca Trabzonspor maçında görev alamadı. Cüneyt Çakır ülkemizin bir de en iyi hakemi. Ya ben yakıştıramıyorum. Dediğim gibi ilk önce kendi halimize bakmamız gerektiğini düşünüyorum. Bazı şeyleri değiştirebilmek için. Utku İstanbulspor 5-3 aldı. Şimdi bir maçları daha var onların. Onu da alırsa evet. Balıkesir Spor'la. İlk yarı ikinci sırada bitirme şansı yakalayacak İstanbulspor. Bence İstanbulspor için muazzam bir başarı. Çünkü bir sistem takımı çok fazla bütçe harcamadan oyuncu satarak, oyuncu geliştirerek iyi bir noktada iyi işler yapıyorlar ve ligde şu an için iyi bir noktada bitirme şansları var. Evet, İstanbulspor sezon başında özellikle Altın Ordu'yla ilk iki sırada yer almışlardı. Ondan sonra birazcık bir duraklama dönemi ve eksik maçlar İstanbulspor'u geri alt sıralara atmıştı. Şimdi bu eksik maçların da tamamlanmasıyla İstanbulspor yeniden üst sıralara geliyor. Balıkesir Spor'la da eksik maçlarını oynadıktan sonra büyük bir ihtimalle ben kazanacaklarını düşünüyorum. Ligin ilk yarısını ikinci sırada bitireceklerdir. İstanbulspor için bunu lig başlamadan ben kimsenin öngörebileceğini tahmin etmiyorum, sanmıyorum. Ne kulübün içinden biri böyle bir şey demiştir. Yani dense bile ben açıkçası bir yani hayal olarak nitelendirebilirdim. Ama şu an geldiğimiz noktada İstanbulspor oldukça başarılı ve vaat ettiği şeyler de ikinci yarıda da bu şekilde devam edebileceği yönünde. Güzel bir kadrosu var. Birlikte oynayan, yakın oynayan bir İstanbulspor var sahada. Birçok takımın canını yakabilecek bir oyun düzenleri var. Ben tebrik ediyorum, beğeniyorum İstanbulspor'u oyununda. Oyuncularını da beğeniyorum. Roka, Onur Ergün, Abazaj, İbrahim Yılmaz 3 gol attı. İbrahim Yılmaz zaten hani geçtiğimiz yıllarda hani çok uzun zamandır bilinen bir oyuncu. Başakşehir altyapısından çıkma, işte Darıca'da bir sezonu olmuştu. Yani parlayamadı bir şekilde. İyi beklentiler yüksek bir oyuncuydu. Ama bu maçta 3 gol attı. Tebrik ediyorum kendisini de. İstanbulspor 2-0'ı yakaladıktan sonra maç 2-2'ye geldi. İstanbulspor'un bir Bursaspor'a 3-0'dan 3-3 berabere kaldığı bir maç vardı. Direkt aklıma o geldi devre arasında. Ama 3. golü erken buldu İstanbulspor. Bu bir avantajdı. Hemen ikinci yarının başında 46. dakikada geldi gol. Üçüncü gol erken geldi. Hatta 4. gol de erken geldi. O da bir 5-6 dakika sonra geldi. 4-2 olduktan sonra da artık açıkçası Ankara Spor hani bir daha yakalayamayacağının da farkındaydı. İstanbul Spor da tekrar aynı hatayı yapmayacak bir ekip zaten. Maç bu şekilde gitti. Levent'in yükselen bir performansı var. 2 haftadır gayet iyi gidiyor Levent'te. Aynen. Levent Ayçiçek. İbrahim Yılmaz'a değindik. Onur Ergün gollerine devam ediyor penaltıdan da olsa. O penaltı pozisyonuna da değineyim. Ben o pozisyonun da penaltı olduğuna düşünmüyorum. İstanbulspor'un kazandığı pozisyonun, penaltıyı kazandığı pozisyonun. Bu maçla ilgili söyleyeceklerim bunlar. Ankaraspor'un
devre arasındaki hamlelerini merak ediyorum. Sezon başındaki gibi çok sayıda yetersiz hamle mi yapacaklar? Yoksa nokta atışı mı yapacaklar? Bu önemli bir konu. Takımın en önemli isimlerinden Beykan sanıyorum Göztepe ile anlaştı. Hani o da büyük bir kayıp. Yerini doldurabilecekler mi? Önemli. Böyle bakalım. İkinci yarı performanslarını göreceğiz. Hüseyin, Utku'nun biraz bir yerden sana sözü atayım. Beykan Göztepe ile anlaştı. Ankara Spor'la alakalı yani geçen seneki kadrosu daha iyiydi Ankara Spor'un. Bu sezonki transfer yapmalarına rağmen. Bence devre arasında transferde artış yapacak. Yani artış. Transferle devam edecekler artiz mi? Artiz mi? Ne artizi? yani devre arası transfer yapacaklar. Ondan yana aklınızda soru işareti kalmasın. Onu biliyorum. Hatta şu anda hani ismini tam veremeyeceğim ama yabancı bir kaleciyle görüştüklerini biliyorum yurt dışından ve hani yarım sezon için iyi de para teklif ettiklerini duydum. Yine kaleciye bence kesinlikle çok ihtiyaçları var. Araya girdim evet, Hüseyin kusura evet, bakma. Evet, yok doğru. Hani Berk yani bana hiç güven vermiyor. O kesinlikle. Konuda öyle söyleyeyim. Hani kalecilik olarak da vermiyor. Ayakları da çok kötü. Hani bu seviyelerin kalecisi olduğunu düşünmüyorum. Doğru. Yani onun dışında Olatan Basun Sikuru'yu evet, aldı. Yani oradan. Onu söylemiştik yine. Yani ona değinelim. Ya peki yani Olatan Basun sence gol yollarındaki etkini çözebilecek mi? Ben önemli bir oyuncu olduğunu düşünüyorum yani Olatan Basun'un. İyi işler yaptı çünkü Menemenspor'da. Tabii burada yani kadro kalitesini arttırması lazım takımın. Çünkü şimdi Utku'nun da dediği gibi Beykan Şipşek gitti ve 2,5 yıllık falan bir sözleşme imzaladı ki ben Beykan için insanlar olumsuz baksa da Göztepe taraftarı. Ben Beykan'ın yeniden Türk futbolunu kazanacağını, Türk futbolunun Beykan'ı kazanacağını düşünüyorum. Çünkü katılıyorum. Küçük yaşta değil, eski yaşında değil. 2-3 senedir önceki adıyla Osmanlı Spor, şimdiki adıyla Ankara Spor'da sorumluluk sahibi oldu. Kaptanlık yaptı. Oradaki kendisinden 5-6 yaş küçük kardeşlerine abilik yaptı. Ben farklı bir Beykan profili izleyebileceğimizi düşünüyorum. Yayına futbolcu olduğunu fark etti bence. Efendim? Futbolcu olduğunu fark etti Beykan bence. Kesinlikle, kesinlikle. Yayına almış gibi Seyin hatırlıyor musun? Pandemi evet. Sürecinde Beykan'ın hani yani ben de hatalar yaptım artık bunlardan ders çıkardım. Hani daha iyi bir Beykan izlettireceğim diye çok fazla sürmedi. Sadece evet, yani 8-9 ay geçti üzerinden ve şu an Süper Lig'in yolunu tuttu. Kendisiyle de aslında kendi öz eleştirisini yapmış. Umarım başarılı olur çünkü Beykan çok çok ekstra yetenekli bir kardeşimiz. Umarım iyi yerlere gelir. Türk futbolu Beykan'ı kazanır. Onun dışında zaten takımda çok kaliteli futbolcular var önceki kadrodan. Yeni yapılacak transferlerle birlikte kadro harmanlanırsa ikinci yarı daha başka bir Ankara Spor izleyebiliriz ki ben Ankara Spor'un transfer konusunda aktif bir rol oynayacağını düşünüyorum. Maça gelirsek öncelikle bir tweet gördüm aklıma. O geldi onu söyleyeyim. Çok hoş bir tweetti. Dışarıdan bu maçı gören bir insan İstanbul Spor Ankara Spor maçı için ülkenin en büyük futbol maçının bu olduğunu düşünür diye. Tabii iki tane büyük şehrin maçı İstanbul Spor ve Ankara Spor maçı. Çok hoş geldi bana. İstanbul Spor iyi gidiyor. İstanbul Spor toparladı. Kaliteli bir zaten birbirini tanıyan oyunculardan kurulu bir düzeni var. İbrahim Yılmaz konusunda Utku değindi. İbrahim Yılmaz da Beykan gibi aslında kazanamadığımız futbolculardan. Ama ben onun için de hala hiçbir şeyin geç olduğunu düşünmüyorum. Umarım performansını artırarak devam eder ve İbrahim Yılmaz'ı yakın zamanda Süper Lig'de önemli işler yapan bir santrafor olarak görürüz. Futbolcu olarak görürüz diye düşünüyorum. İstanbul Spor iyi işler yapıyor. Ankara Spor'da dediğimiz gibi transfer artık transfere odaklanıp yoluna bakacak. Ondan sonrası Allah kerim. Ama Ankara Spor'un işi çok zor. Çünkü transferde o kadar nokta atışı yapıp ve oyuncuların birden uyum sağlamasını yani uyum sağlamasını sağlaması lazım. Uyumunu sağlaması lazım. Daha doğru cümle olur toparlayamadım. Ondan dolayı Ankara Spor kaç transfer yapacak? Nereye yapacak? Kimler gidecek? Kimler gelecek? Orada biraz bir karışıklık olabilir diye düşünüyorum. İki takıma da başarılar dileyelim. Ankara Spor'un ben de toparlayacağını düşünüyorum bu arada. Bakalım neler olacak, neler bitecek. Altın Ordu Balıkesir maçına geçelim. Hüseyin, Altın Ordu yani Utku'nun da dediği gibi bir düşüş bekliyordu Utku. Tabii yanlış mı bilmiyorsam Covid de vardı Altın Ordu'da birkaç oyuncusunda.
Covid'den eksikliğe çıkmış sardı. Epey bir vardı aynen. Ve bundan yani bunların sonucunda da Balıkesir ve Spor'la beraber kaldılar. Balıkesir de Cihat Hoca ile oyun anlamında bir şeyleri değiştirdi. Skor anlamında henüz değiştiremeseler de oyun anlamında değiştirdiler. Yani Balıkesir hani hoca geldiği ilk maçtan beri bize şunu gösterdi. Mesut Dilsöz dönemindeki o savunmanı geçen takımı rakibini geride bekleyen kendi ceza sahası içinde bekleyen yapıdan daha çok ön tarafta bir şeyler yapmaya çalışan bir yapıya büründü. İsmail Yüksek bu maçta bilmiyorum dikkatinizi çekti mi bence çok ekstra işler yaptı. Tamam skor anlamında yapamasa da takıma arkadaşlarına pozisyonlar hazırladı. Birkaç haftadır yaptı. Çok iyi. İsmail gerçekten iyi. Ben zaten Fenerbahçe'ye hazır gidecek gibi. Yani zaten hani oyun tarzı olarak, mental olarak onu hissettiriyor İsmail. Umarım hazır gider. İsmail çok yetenekli bir futbolcu. Balıkesir'de gerçekten ön plana çıkan bir oyuncu. Yani ne olursa olsun baktığımızda şöyle Gölcük Spor'dan gelmiş, hani Fenerbahçe transfer olmuş ve Balıkesir Spor'a kiralanmış bir oyuncu. Yani 3. Lig'de Gölcük Spor şampiyon olmuş veya playoff'a kalmış bir takım değil. 2. Lig görmeden, 1. Lig görmeden Süper Lig'e transfer yapıp 1. Lig'de ilk defa şans bulan bir futbolcu. Bence şu anda gösterdiği performansı diğer arkadaşlar, Balıkesir Spor taraftarlar ne düşünüyor bilmiyorum ama çok ekstra. Ben iyi buluyorum İsmail'i. Yani Fenerbahçeliler de tahminim onu çok ayrı bir gözle izliyordur İsmail'i. Önemsiyordur. Daha 98 doğumlu sonuçta. Balıkesir Spor böyle bir yapıda. Altın Ordu'da Utku'nun dediği gibi yani hani herkesin hem Covid'le hem de takımı oturtmayla uğraştığı süreçte oturmuş altyapıdan gelen bir takım kadrosunun üstüne sadece 3-5 tane abi modunda, takımın abisi modunda birilerini yerleştirdiğinde otomatikmen birbirini tanıyan futbolculardan oluşan bir kadro yapısı vardı. Onlar tabii bir düşüş yaptı. Çünkü niye? Diğer takımlar da sonuç almaya başladı. Diğer takımlar birbirine daha çok uyum sağlamaya başladı. Altın Ordu bu süreçte düşüş yaşadı. İkinci devre bu düşüşün devam etme ihtimali ben muhtemel olarak görüyorum Altın Ordu'nun. Tabii yani burada Altın Ordu küme düşer veya bir şey diyemiyorum ama playoff'a girme konusunda bence büyük sıkıntılar yaşayacaktır diye düşünüyorum Altın Ordu'nun. Devre arası transfer yapacaklar mı yapmayacaklar mı bilmiyorum. Ama bence biraz ihtiyaçları olduğunu düşünüyorum. Tabii burada neye göre ihtiyaç? Hani Altın Ordu'nun yıllardır bu ligde olup da hani artık playoff'a kalacak mı? O tarafından baktığım için ihtiyaç. Yoksa yetiştirme anlamında baktığında şu anda Altın Ordu belki de bu sezon gençlerini en fazla araştırsak gençlerini en fazla oynattığı sezonu yaşıyor olabiliriz. Kendi kadrosundan çıkan, akademisinden çıkan gençlere en çok şans verdiği sezon bu sezon olabilir diye düşünüyorum. Bir tweet görmüştüm. Seyit Mehmet Özkan TFF 1. Lig'de küme düşmenin olmadığını görünce Süper Lig'in kokusunu aldı. Takım satma adına ya da oyuncuları daha fazla satma adına muazzam iş. O yüzden bu sene Süper Lig'e çıkmak için elinden geleni yapacaktır diye böyle bir tweet görmüştüm. Ben de aynı fikirdeyim. Yani onlar için hani sonuçta oyuncu pazarlama için çok güzel bir alan. Sözü Utku'ya vereceğim oradan da. Ben transfer yapacaklarını düşünüyorum. Senin aksine yani ben transfer yapacaklarını düşünüyorum. Yaparlarsa çok güzel olur. Çünkü şu var. Bence yani ilk 6-7 sıradaki her takımın ciddiye alması lazım. Çünkü bence hepsinin şansı çok yüksek. Hani burada diyoruz ki Samsunspor 6-7 transfer yapacak, Adana Demir 6-7 transfer yapacak ama o takım kimyalarının birbirine uyumu çok önemli. Bundan dolayı eğer doğru transferleri oturmuş kadroları yapanlar her daha avantajlı olacaktır diye düşünüyorum ben. Söz Utku'da yani şöyle bir durum var. Bandırma Spor puan farkını şu an Tuzla Spor'la 6'ya düşürdü. 2 galibiyet. Her şey değişebilir. Evet. Altın Ordu 28 puanda, 2 puan altında. Her an her şey değişebilir. Bence yapmaları lazım. Utku sen değil. Altın Ordu şimdi yolu yarılamışsın. Hani buradan niye geri dönesin? Hani zaten uzun süredir bu ligdesin ve ilk defa belki de bu kadar yukarılardasın. Ben geri adım atacaklarını sanmıyorum. Yani mutlaka transfer olacaktır. Mesela Ahmet İlhan düzeyinde, Ahmet İlhan gibi takıma katkı yapacak çok değil. İki isim yakalarsa Altın Ordu, ben inanıyorum hani ligin sonuna kadar Altın Ordu da dişli ekiplerden olacak ve Süper Lig hedefinde ilerleyecektir.
Ama Hüseyin'e de şu konuda katılıyorum. Bu takım transfer yapmazsa ya da beklenecek etkiyi yapacak transfer yapamazsa playoff'un dışında kalmaya en büyük aday takımdır Altınordu. Ben öyle görüyorum. Bu maçta da tabii biraz Covid'in de etkisiyle Altınordu ilk defa birincilikte yer alan 4 tane futbolcuya süre verdi. Onların da isimlerini ben sayayım. Anıl Doyuran, Rahmi Salih Kaya, kırmızı kart gören arkadaşımız Sami Satılmış ve oyuna sonradan giren Tayfun Tatlı. Sami 2004 doğumlu, diğer arkadaşlar 2002 doğumlu. Altınordu hani bir yandan Süper Lig için hedefe giderken bir yandan da yine yeni gençler getiriyor alt yapısından. Ben önemli görüyorum. Özellikle Rahmi ile Anıl iyi performans sergiledi. Sami birazcık tecrübesizliğinin kurbanı oldu. Ama işte maçta iyiydi Altınordu takım olarak, gençler olarak. Ben beğendim, beğenemedim diyemeyeceğim. Bu kadar yeni oyuncuyla, ilk defa birincilikte mücadele eden oyuncularla bundan daha iyisi olamazdı. Balıkesir Spor için de şunları söyleyeyim. Balıkesir Spor'un kadrosunu ben kötü görmüyorum. Ama birazcık istikrar sorunları var. Kadroya baktığımızda Mırsic, İsmail Yüksek, Cumali Bişi, Eze, Oto, Kaleci Vukovic. Hani bunlar bana göre birincilik için gayet iyi isimler. Hatta Batuhan İşçiler, yani iyi isimler var. Orada bir istikrar, belki bir uyum. İşte Cihat Hoca geldi, Abdullah senin dediğin gibi oyun olarak güzel dokunuşları var ama henüz sonuç alamadılar. Sonuç da aldıklarında bence bir seri yapabilir Balıkesir Spor. Mutlaka devre arasında transfere ihtiyacı var Balıkesir Spor'un da. Geniş kadrosu var. Ama hani arada böyle bu seviyede olamayacak da çok oyuncusu var. İyi oyuncularını saydık ama hani bu seviyede olamayacak da çok oyuncusu var. Yani böyle bir kadronun denge olarak biraz sıkıntısı var. Yani ara oyuncu eksikliği var Balıkesir Spor'da. Ben öyle görüyorum. İki takıma da başarılar diliyorum. İkinci evet, yarıda. Biz de iki takıma başarılar dileyelim. Eskişehir bugün oynanan maçta kendi evinde Bolu Spor'a 2-0 mağlup oldu. Yine senle devam edeceğiz Utku. Yani Bolu Spor bugün galip geldi. Ama kurduğu kadro bakımından bence şu an hani ligin 12. sırasındalar. Hak etmedikleri demeyeyim. Burada olmamaları gerekiyor. Kadroyu düşünecek olursak daha üstlerde olmaları gerekiyor. Ki yıllardır Bolu Spor'dan bir atak bekliyoruz ama bir türlü o atağı göremiyoruz. Ben Bolu Spor'un devre arasında transfer yapması gerektiğini düşünüyorum. Bir şeyleri değiştirmek adına. Çünkü niye diyeceksiniz? Onlar da 11 puan fark var. Yani değişebilir, her şey değişebilir. Yani bir seri yakaladığın zaman kendini playoff hattında bulabilirsin. Geçen sene birçok takımın özellikle Karagümrük adına demir mesela 30-40'a yakın puan aldığını biliyorum. 5-40 arası bir puan aldığını biliyoruz ikinci yarıda. O yüzden ben Bolu Spor'un transfere devam etmesi iyi transferler yapıp bir sistem, bir oyun planı dahilinde ilerlemesi gerektiğini düşünüyorum. Senle devam edeceğiz Utku. Bolu Spor bana göre treni kaçırdı. Üstlük trenini bana göre kaçırdılar. Ama hani transfer yapması gerekiyorsa niye gerekiyor? Şimdi ligden düşmem derse Bolu Spor büyük bir hata yapabilir. Çünkü kadronun kalitesi asla düşmeye oynayacak bir kadro değil. Şimdi biz zaten düşmeyiz havasında olursa Bolu Spor büyük sıkıntı yaşar. Bunun önüne geçecek transferler olabilir. Yoksa az önce dediğim gibi Bolu Spor kadrosu ligden düşmez. Sadece o kafa olarak hani biraz hedefsiz kalacaklar gibi. Onu nasıl aşacaklar o önemli. Playoff'a buradan kalmaları benim için mucize olur. Hani 3-4-5 yani bilmiyorum 7-8 transfer yapsalar bile kolay görmüyorum. Epey geride kaldılar. Moral motivasyon olarak da öyle. Belki bir Giresunspor serisi yakalayabilirlerse ancak olabilir. O da çok mümkün gözükmüyor benim için. Maçta da zaten Eskişehir Spor artık hani gün geçtikçe kan kaybediyor, güç kaybediyor. 10 kişi kaldıktan sonra Bolu Spor çözebildi. Melih Okutan'ın iyi bir performansı vardı.
Sanki Süper Lig'e göz kırpıyor artık Melih. Devre arası mı olur, sezon sonu mu olur? Ama mutlaka yakın gelecekte bir Süper Lig görecek gibi Melih. Devre arası olacak Spor'da... gibi duruyor sanki. Ben yanlış hatırlamıyorsam Melih Oktan'la alakalı bir devre arası Süper Lig'den bir takıma gidecek diye duymuştum ama yanlış da hatırlıyor olabilirim. Doğru hatırlıyorsun. Ona ben araya gireyim. Onunla ilgili istersen Utkucuğum. Yani o transfer muhabbetiyle ilgili. Tamam. Melih Okutan için zaten sözleşmesi sezon sonu bitiyor. Ondan dolayı Bolu Spor'da mutlaka bundan para kazanmak isteyecektir Melih Okutan'la ilgili. Melih Okutan için Süper Lig'den 4 tane takım vardı. Üçünü hatırlıyorum. Allah var. Diğerine aklıma gelmedi. Göztepe, Karagümrük ve Konya Spor Melih'le Konya ilgileniyor. Konya Spor alsın. Alsın mı diyorsun? Konya Spor alsın. Ya bence alsın. Yani genç kanat iyi performans sergileyen çok fazla yok yani. Melih 98'li yani miydi? Ben mi hatırlıyorum? Doğum tarihini açıkçası tam hatırlamıyorum ben de ya. 97'li olabilir yanlış. Şimdi bilmiyorum. Bakalım hemen. Yani orada bakıp teyit edersen daha iyi olur. Ama aynen. Melih yani gerçekten kaliteli bir futbolcu. Zaten bu sıçramasını hani az önce saydık. İbrahim Yılmaz'dan bahsettik. Beykan'dan bahsettik. 96. Aslında 96'da. Melih de bu kategoriye girenlerden diye düşünüyorum. Melih'in bu sıçramayı yapması lazımdı. Reha Hoca çok katkı sağladı. Burada bence Melih eğer geri dönerse, yani Süper Lig'e dönerse, şans bulursa, bir şeyler yaparsa hayatında unutmayacağı ve hayatının merkezine alması gereken hocalardan birisi bence Reha Hoca. Reha Hoca çok fazla dokundu diye düşünüyorum ben Melih Oktan'a. Utku'ya bırakalım. Katılıyorum. Sözlerini bitirdin mi? Eskişehir Spor için son birkaç bir şey söylemek istiyorum. Eskişehir Spor'u ben artık izledikçe hani ne yapsak olmuyor, olmayacak havasında görüyorum. Olmuyor, ne yapsam ve, olmuyor diye direkt hani, o geldi aklıma. Ve hani artık düştü gözüyle bakıyorum maalesef Eskişehir Spor için. Geçtiğimiz haftalarda hep bir sürpriz yapabilir, birkaç takımın canını yakabilir dedik ama yapamadılar, yanıldık. Hep ucundan son dakikada gol yediler, işte bir şeyler oldu. Bir şekilde o galibiyetle tanışamadılar. Yani bilmiyorum, biz belki Eskişehir Spor'u daha yukarılarda görmek için de öyle düşünmüş olabiliriz. İnsani olarak iyi şeyler söylemek istemiş olabiliriz ama... İlhan var ve yollarını ayırmış Eskişehir bu arada. Eskişehir Spor hani artık yani hocayla yolunu ayırsın, oyuncuyla yolunu ayırsın hani çok bir şey ifade etmiyor benim için açıkçası. Hani transfer açılsa bile işleri kolay değil. Şu an 3 puandaydılar sanırım. Evet. Yani ligde kalmak için bir 30 puan gerektiğini düşünürsek bir 27 puana ihtiyaçları var. Peki, 9 galibiyet yapar. Hani ligin yarısından çok ya yarım açından çok kazanması gerekiyor. Çok kolay değil. Yanlış bilmiyorsam daha zaten Samsun Spor'un bile 9 galibiyeti var yani. Eskişehir Spor'un bunu yapması kolay gözükmüyor. Yani 10 galibiyet almak kolay değil. Evet. Şimdi İlhan Marla da yollarını ayırmış Eskişehir Spor. Olmuyor. Ne yapsam olmuyor. Geçen sezon biz tribünden gelen insanlarız. Utku, Hüseyin, ben. Konya Spor maçlarından her çıkışımda olmuyor, ne yaptan olmuyor. Böyle açardım, dinlerdim yani. Çünkü olmuyordu. Ya bir türlü o yenilgi serisi vardı, bir galip gelemiyorduk. Olmuyordu, oradan aklıma geldi. Olmuyor, ne yaptan olmuyor. Hüseyin, Eskişehir Sporlu oyuncuların devre arası takımdan ayrılacağını düşünüyor musun? Ben birkaçının gideceğini düşünüyorum. Şimdi onunla ilgili önce şuradan başlayalım Eskişehir'le ilgili. Bugün ben Eskişehir basınından bir haber okudum. Transfer önce FIFA ile olan dosyaların çözülmesi için 9 tane dosyaları olduğunu ve 2,5 milyon euro civarı bir ödeme yapmaları gerektiğini duydum. Tabii bunun için başkan yapılandırma yoluna gitmeye çalışacağız diyor. Tabii bu 9 tane futbolcuyu ödemeyle iş çözülmüyor veya bu yapılandırmaya gitmeyle çözülmüyor. Yaklaşık 100 tane alacaklıdan da imza almak gerekiyor. Eskişehir Spor'dan alacaklarını öteliyorum, yapılandırıyorum tarzında. Şimdi yani dönemde baktığımızda, birkaçı da öteledi. Evet, yani baktığımızda yani totalde 110 tane falan dosyası olmuş oluyor aslında baktığımızda. İmzasıyla, o yazısıyla, o suyla, bu suyla. Çok kolay bir süreç değil. Ama aynı zamanda Eskişehir Spor'da bazı futbolculara da takım bulması gerektiği yönünde öyle bir beklenti var. Eskişehir basınında yine çıkan haberlere göre bazı futbolculara takım bulmasını
futbolcuların kendisine takım bulmasını isteyeceklermiş. Nasıl bir yol izleyecekler, ne yapacaklar bilmiyorum. Yani şu anda ligde ne yapacağını bilmediğimiz, net olarak ne yapacağını bilmediğimiz tek takım. Hani her an her şey olabilir bence Eskişehir Spor'da. Bilal Ceylan'ın adı Beşiktaş'la anılmaya başladı. Sağ bek Bilal'in adı. 2003 doğumlu, çok genç, yetenekli bir kardeşimiz. Ona hep değiniyorduk. Eskişehir'in Allah yardımcısı olsun. Yani biz, ben o Utku'nun orada şuna katılmayabilirim. Biz duygusal yaklaştığımızı düşünmüyorum Eskişehir Spor'la ilgili. Çünkü mücadeleleri takdire şayandı. Ama bugün de baktığımızda gol yedikleri an dağılmaya çok müsait bir takım. Bu da tecrübesizlikten kaynaklanıyor bence. Yani fark hep böyle yaşıyorlar. Tabii o mental eşik dedik ya, o mental eşiği bir türlü aşamadılar. Mene mene gidiyorsun, tam 3 puan alacaksın. Belki şehrin havası değişecek, her şey değişecek. Bir sonraki maça inanılmaz umutla çıkacaksın. Ama 90+5'te penaltı golüyle veya başka bir golle bir şekilde mahvoluyorsun. Ondan sonra hadi gel toparlan, çok kolay değil. Eskişehir Spor maalesef kötü yerlere gidiyor gibi. Gelelim Bolu Spor'a. Yani Bolu Spor için ben de açıkçası bu sezon için treni kaçırdıklarını düşünüyorum. Ama Bolu Spor'un yapması gereken transferler vardır mutlaka. Yapmalılar da, yapacaklarını da düşünüyorum. Asıl Bolu Spor'un odaklanması gereken bence nokta ne dersen gelecek sezonun takımını oluşturmak. O çekirdek takımı oluşturmak. Çünkü artık takımlarımız bir şeyleri en azından anlamaya başladı. Doğru işler yapmaya çalışan takımlarımız. Baktılar, Hatay Spor bir çekirdek kadro kurdu ve ikinci ligden o kadroyla Süper Lig'e attı kendini. Geçiören Gücü ikinci ligden çıktı. İkinci senesinde yine güzel işler yapıyor genel anlamda baktığımızda. Artık takımlarımız bu formatta ilerlemeye çalışacak. Ümraniye takımı. Spor ilk çıktığında böyleydi. Ümraniye Spor 5 yıl falan kadrosunun genel anlamda tabii önemli kısımlarını korudu Ümraniye Spor'da. Ümraniye Spor'un yanlış hatırlamıyorsam balda oynayan oyuncusu bile birincilikte yer almıştı. Tabii. Teyide açık bir bilgidir ama ben öyle hatırlıyorum. Ya ben de öyle isimler olduğunu hatırlıyorum ki zaten hani mesela 3. ligden beri yanlış değilsem Burak Öğür, Tarık Tekdal, Bahadır. Yani hani aklıma mesela şu anda... Ya o zamanlar geldi. İşte Oğuz Ceylan, Mücahit Albayrak, evet. tabii. Bulut vardı yani, orta saha. Ben Bolu Spor'un da bu tarz bir yapılanmaya gideceğini düşünüyorum. Bu sene bir kafalarının rahatlaması lazım ama bence yani ilk aşamada bu takımın hani ligde kalacağını garanti etmeleri lazım. İkinci yarı ben açıkçası Bolu Spor'dan bir çıkış bekliyorum. Yapabilirler. Ondan sonra orada... Mi? Efendim? 37 puan alabilir mi? Ben çok ihtimal vermiyorum Abdullah. Yani 51 puan üzerinden 37 puan almak çok kolay bir şey değil. Geçen sene Adana Demirspor... Geçen sezon... buyur. Geçen sezon 56 puan playoff barajının son takımı. Şu an Bolu Spor'un 19 puan var. 37 puan alması gerekiyor. Geçen sezona göre söyledim ben bunu. Geçen sezon ikinci yarı fırtına gibi esen Adana Demirspor yanlış değilsem 37 veya 40 puan aldı. 41 ya da 40 olmak lazım. Bakmam lazım. 40'larda, yani. Adana Demir sanki. Kaç puanla tamamladı? İlk devreyi 26 ile tamamladığını ben net hatırlıyorum. 63'te tamamlamış olabilir ligi. Bir bakarsan eğer. 62'ymiş. Hemen bakıyorum. 61 ile tamamlamış. 61 ile. 26. 26'nın puan, 26'nın üstüne ekleyeceğiz oradan. Yani baktığımızda 35 puan, 35-36 puan gibi bir puan almış. Hani Adana Demirspor gibi bir takım, yani o devre arası transferleri, o uçak maçın ilk yarısından 3-4 atan takım o puanı kolay al, yani bunu alabilmiş. Çok kolay bir puan değil açıkçası. Hani ilk 2'den çıkar mıyız demişti devre arası taraftarlar ama çıkamamışlardı sonuçta ilk 2'den. Biraz tabii kendileri özellikle o Erzurum yenip geldikten sonra Altay'a kaybettikleri beraber. Puandan sonra puan kaybettiler. Yani beraber dedikleri puan kaybediyor biliyorsun. Ondan dolayı Bolu Spor'unda ben ondan dolayı bunu yapacağını düşünmüyorum. Bence ikinci yarı alt sıralardan uzaklaşıp yeni sezonun kadrosunu temelini şimdiden oturtmaları lazım diyorum. İki takıma da başarılar diliyoruz. Peki. Hüseyin, iki takıma da başarılar diliyorum. Ümraniye Akhisar'a geçeceğiz. Hemen kısaca yani Akhisar bir dönemin Türkiye Kupası şampiyonu, Süper Kupa şampiyonu. UEFA'da yer almış. UEFA'da yer almış, gruplarda oynamış. Akhisar dağılmanın eşiğine geldi. Birçok oyuncu da ayrıldı. Ümraniye Spor'a da karşı kaybettiler. Çok zor günler geçiriyorlar. Bu sezonun tahtayı açamazlarsa en büyük küme düşme adayı. Evet, yani maalesef öyle. Tabii Akhisar'ın sonunda.
Evet, Akhisarspor kötü gidiyor. Gittikçe de kötü gidiyor. Allah yardımcıları olsun. İşleri zor. Bu yarından sonra zaten gitmiş takımdan. Onun dışında İrfan Azic ile Rotman da takımdan Rotman da ayrıldı. Gitti. Evet ve daha da ayrılacak isimler var gibi duruyor. Bakalım devre arasında nasıl değerlendirecekler. Akhisar'la ilgili değinmek istediğim nokta Musa Nizam'ın fevkaladenin fevkaladesinde bir golü. Yani o gol gerçekten taksi oraya 50 liradan aşağı yazmaz. O kadar muazzam bir gol attı. Hani golün böyle ne bileyim bu dünya genelindeki sayfalar gibi bu 4-3-3 sayfasında falan açıkçası ben yayınlanmasını bekledim yani. Çok inanılmaz bir gol attı. İşte o golde gönlümüzü okşadı. Ümraniyespor'da yavaş yavaş toparlanmaya başladı. Onlar da bence devre arası transferinde ben Ümraniyespor'da aktif olacağını düşünüyorum. Oyuncu ayrılıkları da olacak bence Ümraniyespor'da. İllaki yeni oyuncular da gelecek. Tabii onların da ben Ümraniyespor'la Boluspor'u aynı kefeye koyuyorum biraz Abdullah. İkisinin de yeni sezon planlamasını şimdiden yapması gerektiği kanaatindeyim. Yani çünkü ikinci yarının özellikle 25-26. haftalarında Ümraniyespor, Boluspor gibi takımların hedefsiz kalabileceğini düşünüyorum ben açıkçası. Bu da aslında yeni sezon için çalışmak için güzel bir fırsat olabilir. Bu fırsatları değerlendirmeliler diye düşünüyorum. Utku, Musa Sow beklenen etkiyi yarattı mı sence? Yani ilk yarıda bence yaratmadı. Son haftalarda biraz toparlanmış olsa da ben yarattığını düşünmüyorum. Yani Musa Sow'dan artık hani beklentiyi çok yüksek tutmamak gerekiyor. Ben öyle düşünüyorum. Hani yaş almış bir oyuncu ve hani boş geçtiği zamanlar da oldu. Yani bu ligde işte sonradan girdiğinde 20-30 dakika hani iş görebilecek kalitede. Kalitesine, kumaşına asla bir şey söyleyemeyiz. Ama ben Ümraniyespor'un kadrosunu genel olarak beğenemiyorum. Kalite katmalılar kadroya. Hani kalite katılsa bile hani şu an Hüseyin'in dediği gibi biraz hedefsizler. Gelecek yıl için bir iskelet oluşturulabilir. Buna ihtiyacı olduğunu düşünüyorum Ümraniyespor'un. Çünkü şu an böyle bir iskeletinin de olduğunu düşünmüyorum Ümraniyespor'un. Musa'nın golüne Hüseyin değindi. Ben de Batuhan'ın golüne değinmek istiyorum. O da güzel bir goldü. Tabii Musa'nın golünün gölgesinde kaldı biraz ama Batuhan da ayak içiyle köşeye güzel bir vuruş attı. Vuruşla gol attı. Ben beğendim açıkçası. Batuhan da potansiyeli yüksek isimlerdendi. Ama birincilikte forma şansı her bulduğunda kendini gösterdiğini düşünüyorum. Akhisarspor'da hani bu seviyeye nasıl geldi? Açıkçası hayretler içerisindeyim. İşte o Süper Lig'de çok iyi yönetilen Akhisarspor, Omar Niyaz gibi, Teofanis Gekas gibi takıma çok dokunuş yapan isimler transfer edilmişti. O günlerden bugüne gelmesi gerçekten üzücü ve hani o yönetim tarzıyla bu durumu hiç beklemiyorduk. Hani bazı takımlardan beklersin hani bu gidişat değildir, patlar dersin ama Akhisarspor'dan öyle bir beklentimiz yoktu. Yani en azından kendi adıma. Şaşkınım. 7 maçtır mağlup oluyor Akhisarspor. Yani zor günler bekliyor Akhisarspor'u. Devre arasında zaten ayrılan oyuncular başladı. Transfer de olmazsa Akhisarspor'da Eskişehirspor gibi alt lige gidiyor gibi maalesef. Böyle. Peki. Taraftar yorumları var. Onlara geçelim. Takımı da başarılar diyelim. Cidden sonuna kadar izlettiriyorsunuz. Daha çok izlenmeye ve beğenmeleri hak ediyorsunuz. Samsunlu arkadaşların yorumları değildir herhalde. Yok, onu bir sonraki hafta ya da Samsun Spor özel yayınında konuşacağız. Cidden sonuna kadar izlettiriyorsunuz. Ona özel bir yayın gerekiyor çünkü. Hilmican İlhan yazmış. Cidden sonuna kadar izlettiriyorsunuz. Daha çok izlenme ve beğenmeleri hak ediyorsunuz. Bu arada devre arası Keçiören gücüne özel program gelirse çok seviniriz demiş. Düşünüyoruz. 6 ayda sol bek transferi olursa ilk ikiden çıkabilir mi? Bülent Cevahir veya Erkan Kaş yeterli olur mu? Sol bek daha kaliteli isimler gerekiyor bence. Onlar için bir isim var. Yarın belki Kadir Keleş. Yok, o değil. Program yayınlanmadan önce onu duyuracağız yüksek ihtimalle. Ama Kadir Keleş olmayacak yüksek ihtimalle bu. Olmuyor mu? Olgun Değnek sormuş. Murat Arık, Cenk Daleci de ayrıldı Menemen Spor'dan. Gidişat hiç iyi değil Menemen'de demiş. Fatih Bey, bizim yine sürekli izleyicilerimizden birisi. Eskişehirspor'la ilgili sosyal medya ve yerel basında acımasız ve haksız yere ilham var yüklenildiğini düşünüyorum. Tek tek analiz edersek içeride Akhisar ve belki Bursaspor'u kaybetmeyebilirlerdi.
Bunun dışında hangi maçta bu imkanlara rağmen mücadele etmediler? Doğru ama İlhan Var'la yollar ayrıldı. Geliyoruz bekleyin demiş Büyük Altay. Onlar da bu hafta kaybettiler ama muhtemelen transfer yapıp onlar bir şeyleri değiştireceklerdir. Erhan Marafon'a varken şans bulamaz ki Erce kardeşler örneği Uğurcan Avrupa'ya gitse önü açılacak. Futbolcu olarak Emircan Altıntaş şans bulamadı Alanyaspor'da mesela. Oraya erken gitti. Geçen sene devrede Ümraniyespor'da kalsaydı Ayşe ile gol krallığında yarışır demiş Emircan için. Şimdi şöyle Erhan'ın muhtemelen alma sebeplerinden birisi kadroyu 35 kişi yapacaklar. Süper Lig takımları. Muhtemelen Alanyaspor'da bu yüzden. Anekdot olarak kaleci işi nasip işi. Yani futbolcu gibi değerlendirmemek lazım. Bir forma şansı gelir alır gider. Ondan dolayı belli olmaz bu işler yani. Alanyaspor'un yedek kalecisi Ufuk Ceylan'ın da bir sakatlığı var. Orada Bursa Spor'dan giden Ahmet Çağrı Güney 3. kaleci olaraktı. Şu an 2. kaleci olarak yer alıyor. Muhtemelen o 2. kaleci pozisyonu için düşünülüyor Erhan. Evet. Böyle. Abi lig başlayalı 15 hafta oldu. Artık ilk 2 için playoff için tahmin yapar mıyız? Yapar mısınız? Sonraki programlarda konuşalım bunu. Büyük Altay geri dönüyor. Aslında. Admin Solbek için Tuncel Duhan Aksu'nun transferi isabet ve mantıklı olmaz mı demiş. Bu konuyu bekleyin arkadaşlar Solbek için. Bizi takip edin. Bir de şeyi sormuşlar. Albert Koç olabilir mantıklı olur o bölgedeyse. O da olabilir arkadaşlar. Giresunspor Lig'den 3 tane topçu alacak bilginde demiş. Süper Lig'den bakalım. Altay 4 maç kaybetti hiç kötüsel olmadık demiş. Burada az önceki yoruma bir şey eklemek istiyorum. Hani takviyenin Süper Lig'den olması çok önemli değil arkadaşlar. Takıma bir şeyler katması önemli. İkinci Lig'den gelecek bir transfer bile önemli olabilir. Ki Erolcan Akdağ mesela Giresunspor'da yer alıyor. İyi performansı var. Böyle hani Süper Lig'den geldi bizi uçuracak çok doğru bir mantık değil. Bana öyle geliyor. Haftanın takımına geçelim. Kalede Ataberk var. Sabek Ayrullah, Tayyip Talha Sonuç, Batuhan İşler ve Kerem Can Akgül sol bekte. Orta alan Levent Ayçiçek, Batuhan Atasa, Emirhan Aydoğan ve Melih Oktan Torvet'te İbrahim Balde ve İbrahim Yıldız var. İbrahim Balde ve İbrahim Yıldız. 4-4 Yılmaz. Sistemi. İbrahim Yılmaz özür diliyorum. İbrahim Yılmaz. 4-4 sistemiyle çıkıyoruz sahaya. Haftanın takımı Giresunspor oldu. Haftanın teknik direktörünü Mustafa Er olarak seçtik. Giresunspor'un gerçekten iyi performans sergilediğini düşünsek. Mustafa Er'in deplasmanda kazanması önemliydi. Haftanın teknik direktörü oldu. İbrahim Yılmaz'ın hat-trick yapması da onu haftanın futbolcusu yaptı. Haftanın hikayesi de Akhisarspor'un az önce de söylediğim gibi Avrupa Ligi oynamış, Türkiye Kupası'nı kazanmış Akhisarspor'un dağılmasını belirledik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Arkadaşlar ağzınıza sağlık. Yorumlarınızı bekliyoruz. Gönderirseniz seviniriz. Bundan sonra da artık takım değerlendirmeleri yapacağız. Devre arası ve transferleri konuşacağız. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.